Selamlar arkadaşlar, ben Barbaros. Bugün böyle bir video girişiyle karşınızdayım. Stresli, sıkıntılı, depresif, berbat günlerin ardından güzel bir gün ve başlıktan görmüş olduğunuz üzere güzel bir gelişmeyle tam gaz devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, niye böyle bir video açılışı yaptım? Şu sebepten ötürü mikrofon çalışıyor mu? Çalışıyor. Normalde şurada gördüğünüz gibi bu şekilde yapacaktım. Fakat motoru aldığım gün hava, yani akşama doğru aldım motoru. 5:30 hava kararmaya başladı, hava soğumaya başladı. Benimle beraber gelen arkadaşım hastaydı, üşüyordu, kıyamadım ona. Çekemedik doğru düzgün. Yani normalde ben çok güzel bir intro ile çok daha iyi bir şekilde videolara devam etmeyi düşünüyordum. Ama intro kısmını askıya aldım. Yine de elimden geldiği kadarıyla motorun videolarını çekerek kendim bir şeyler yapmayı denedim. Bu videoluk böyle olacak. Hangi motoru aldığımı birçok kişi tahminde bulundu. Fakat doğru tahminde bulunan bir kişi dahi olmadı. Ben buna çok şaşırdım. MT7 diyen oldu. Tabii ki değil. Spoiler veriyorum. Zaten birazdan göreceğiz. Yani ben istiyordum MT7 ama birkaç masrafa girdim. Bunları videoda anlatıyorum zaten detaylarıyla. Bu şekilde o zaman ben motor aldığım gün biraz bir şeyler çektim. Fakat aşırı derecede yorgundum. Bunlardan falan da bahsediyorum videoda zaten. Sabahın çok erken saatlerinde uyandım. Kendi motorumu sattım. Aynı gün gidip diğer motoru almaya gittim. Çok yorucuydu ve çok üşümüştüm. Enerjim tükenmişti. Bu videoluk böyle olsun. Normalde atmayacaktım. Gerçekten atmayacaktım. Fakat bir ay gibi bir süredir bir adet bile video atamadım. Bu sebepten ötürü iyi ya da kötü bir şekilde bu videoyu paylaşayım dedim. Çünkü paylaşmazsam önümüzdeki pazar izinliyim. Fakat hava yağmurlu. Yani gitgide daha uzayacak süreç. Uzamasın diye bu videoyu bu şekilde yaptım. Söz sizde. Motoru görelim. Evet arkadaşlar, evet motorumuzu aldık. Abi inanamıyorum ya şu an. Gerçekten sanki bak, hala bak emanetmiş gibi geliyor. Ciddi söylüyorum. Emanet motormuş gibi geliyor. Benim acil ama şu montu falan kapatmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, daha herhalde 5 kilometredir sürüyorum. Oh. Yusuf kardeşimle motoru almaya geldik. Evet. Motoru zaten başta. Aga konuşamıyorum. Çok heyecanlıyım. Ve ekstra çok yorgunum. Tekrardan sahalardayım. 2 ay mı oldu? 2 ay oldu mu? 2 ay olmadı. 1,5 ay falan oldu. 1,5 aydır yokum. Neden? Tamamen bunun için değil tabii ki. Başka problemler de oldu. Neredeyim şu an arkadaşlar? Şu an Bursa'dayım. Bursa'da güzel bir abimden motoru satın aldım. Güzel bir motor aldım diye düşünüyorum. Oğlum konuşamıyorum, ben video çekmeyi unutmuşum. Bu ne, kime ne anlatıyorum? Nasıl alışacağız buna? Bir dakika. Alışamıyoruz şu an. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne olduğunu merak ettim. Bekle. Evet arkadaşlar, zaten videosunu gösterdim ama motorumuz bu şekilde. Motorumuzda Akropovic egzoz var. Aruç egzozu arkadaşlar bu.
Şimdi şu an susturucumuz var. Motorun sesi gelmiyordur. Ama belki sonraki videolarda, belki değil, sonraki videolarda, hatta belki sonraki videoda susturucuyu çıkartıp gazlayacağız muhtemelen. Arkadaşlar, NK'yı sattım. Ben bir aydır niye yokum? Bunlardan kısaca bahsedeyim. Motorun üstündeyken mi bahsetseydim? Biraz kafam karışıyor. Motora böyle yeni yeni alıştığım için de şimdi böyle konuşsam fena olmaz. Motoru izleyelim. NK'yla bir kaza yaşadık. Ben soğudum. Biraz motoru bırakasım bile geldi. Ama sonra dedim yani olur öyle şeyler. Gerek yok. Devam. Sonra devam ediyoruz. Ben yine ara ara videolar çektim. Geçen pazar değil, ondan önceki pazar yine ben video çektim. Ancak yine video böyle çok içime sinmedi. Artık böyle sanki kendimi tekrar ediyorum. Ve bana bir gelişme lazım. Bana bir güncelleme lazım gibi hissettim. Videoları böyle yapıp atasım gelmiyor. Heyecanlı değilim yani. Sanki böyle boş video çekiyormuşum hissiyatı geliyor. Tabii size de çok teşekkür ediyorum. En son video attığımda 990 küsür aboneydik sanırım. Ben video atmayı bıraktım. 1200 abone falan olduk. Genel arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu makineyle devam edeceğiz. Konuları atladım yine. NK'yı satma sebebim çok soracak olur. Çok soracak olan olacak. Çok soracak kişi olacak. Yani arızası ıvır zıvır değildi. Ben zaten motoru değiştirmeyi düşünüyordum. Ben Mayıs gibi motoru değiştirmeyi düşünüyordum. Yani Nisan Mayıs gibi motoru değiştirmeyi düşünüyordum. Ufak tefek bazı masraflara girdim. Ufak tefek bazı masraflara. Bunun ışığı mı yok diyecektim. Varmış. Oğlum o ne lan? Çıkmış gibi duruyor. Bazı masraflara girmemiş olsaydım arkadaşlar, tahmininiz üzere ben MT7 ya da, yani bunu söyledim mi bilmiyorum, CVR650R istiyordum. Ama bazı masraflara girmek durumunda kalınca ben aynı zamanda da Instagram'a içerik ürettiğim için R25'in 10 numara bir motor olduğunu düşündüm. Şimdi ben motorun kesinlikle ama kesinlikle siyah rengini istiyordum. Gerçekten simsiyah olan rengini istiyordum. Yani R25 sticker'ları sadece maviydi. O rengi çok hoşuma gidiyordu. O rengi bakıyordum. O rengi buldum da hatta falan, böyle bir araştırdım. Böyle birkaç kafamasıyla ne oldu. Sonrasında motoru satacağım kesinleşince, parayı denkleştirdiğim kesinleşince dedim ki ben ta Manisa'ya, Aydın'a, İzmir'e gitmek yerine dedim ki ben bir Bursa'daki işim de var biliyorsunuz, çalışıyorum. Bursa'daki bir R25'lere bakayım. R25 arattım. 1, 2, 3. sırada bu motor var. Baktım ekstralarında. Takip, turuncu takip ekstrası var. 2028'e kadar garantisi var. Motor henüz 3017. Şu an 3025 falandır muhtemelen. O kilometrelerde. R3 egzozu var. Egzoz çok hoşuma gitti. Ben stok egzoz bilmiyorum. R25'teki stok egzoz beni böyle duruş olarak da cezbetmiyordu ama şu egzoz yani çok güzel duruyor. Tasarım olarak da çok güzel duruyor. Güzel bir egzoz. Ha böyle de bir artısı olduğu için bunu almış bulundum. Neyse arkadaşlar, motoru kapatmayı unuttum yani. Hiç söylemiyorsunuz ha. Vallahi motor çalışıyor da çalışıyor. Benzin yiyor boşu boşuna. Evet. Instagram içerikleri için Instagram'da takip edenler biliyordur. Bir tane şey aldım. Insta 360 kamera aldım. Onu da az önce motora binip götürecektik artık. Satışı aldık. Çıkmadan önce dedim 360'ı, ben niye konuşamıyorum ya? Dedim 360'ı ben bir takayım buna. Şuraya yapıştırdım. Taktım, onu ayarlarken tak yere bir düştü. 360 düşmedi. Buraya taktım aparat, ben yapıştı sanıyorum, yapışmamış. İyi ki taktıktan sonra düşmedi. Bayağı üzülürdüm yani. Motor hevesim kursağımda kalabilirdi. Çünkü kameraya aşık oldum. Kamera çok güzel bir kamera. Onunla güzel şeyler çekeceğimize inanıyorum. Bu sebepten ötürü beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Güncelleme olarak eldivenlerimiz var arkadaşlar. Böyle bir aynısını eldivenlerini aldık. Bilek eldiven istiyordum ben. Hoş, güzel. Bunun kırmızısını alacaktım. Ama iyi ki de kırmızı almamışız. Çünkü mavi, yani saçma olurdu biraz. Mavi R25 nasip oldu. Evet arkadaşlar, motora... Yani herkes yapıyor, bizim neyimiz eksik deyip motora isim koyalım mı? Yoksa... Yoksa... Yani isim koymak ne kardeşim? Senin yaşın kaç, başın kaç diyenler de yoruma yazabilir. Abi şu ismi koy diyenler de yazabilir. Yani... Biz burada eğleniyoruz. Aga, yaşın önemi yok. Hepimiz yaşıtız. Motora bir isim koyalım. Tabii isterseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neyse, ben Yusuf kardeşimi bekliyorum. Sağ olsun. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Enes'e de buradan teşekkür ediyorum. Arabasını verdi. Orijinal egzozu, arka sehpası vesaire vardı. Onları motorla geri getiremeyecektim. O yüzden Enes'e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yakışıklı da geliyor.
Motorun yağ lambası yanıyor ya. Motorun yağ lambasının yanması normal mi acaba? Bazı şeyler çok acele oldu bugün özellikle. İşte motor satışım, yoruldum. Sabah 8.30'da uyandım. 8.30'dan beri işte alıcıların gelmesini bekledim. Motor almaya geldim. Noterdir, odur, budur. Bayağı bir bekledim, öyle söyleyeyim. Şimdi de ben kafamda bir video vardı çekmek istediğim. Eğer bunu çektiysem zaten videoyu paylaşmışımdır. Ama eğer video geç geldiyse de bu videoyu çekemediğim içindir. Bir sonraki haftaya kalır mevzu. Eğer video geç gelirse kusura bakmayın. Yani zor, gerçekten bu işler zor. Ya hava soğuk, şimdi adama çektirtmeye çalışıyorum çekmek istediğim şekli. Intro ayarlamaya çalışıyorum. Zaten izlediyseniz görmüşsünüzdür. Adam hasta, bir de hasta kalktı, benim için geldi. Arkadaşı da zorlamak istemedim. Ama istediğim şekilde olsun istediğim için video geç geldiyse bu yüzden gelmiştir. Introyu vesaire ayarlayamadığım için, motorun tanıtımını vesaire ayarlayamadığım için geç gelmesinin sebebi budur. Çıtırda bir trafik var, böyle bir akasım var. Bak, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ay, yemin ediyorum size. Bir yolu bilmiyorum bu arada, arkadaş biliyor. Bir yerden döneceğiz sanırım. Burası hala şehir içi, otobana çıkacağız. Otobana çıkınca bir basarız. Ne görüyor, ne yapıyor motor, onu görürüz. Bir de yani ilk motorum, büyük motorum NK'ydı. Şu an bak, yemin ediyorum size, şu motor benimmiş gibi gelmiyor. Kamera açısı nasıl acaba ya? Bunda biraz dik oturuyoruz ya. Hiç açıyı da ayarlamadım. Şöyle yapsam daha mı iyi olur acaba ya? Çok mu aşağı yukarıyı göstermiş olurum? Bir tık düzelttim ama. Yani bunlar zaman alıyor. Ben de biraz acele ediyorum. Bu ilerden sağa gireceğiz muhtemelen. Oğlum güzel yanmıyor motor. Bu lastikler iyi değil mi oğlum? Arkamızda polis olmasa bari. Oğlum bunun lastikler NK'dan fena. Ya da yok, motor güçlü ya. İkinci vites bu devirlerde pati atıyor. Dur, neyse, şimdi alır almaz düşmeyelim. Aga, nazarlık olmayalım. Kaskın yine ipini bağlamadım galiba ya. Az önce ne oldu? Kayıtta değildi. Motorun şeyine, kontağını biraz açık bıraktım. Motor çalışmadı. Bunların aküsü bildiğim kadarıyla çabuk bozuluyor, çabuk bitiyor açık kaldığı zaman. İnşallah öyle bir şey değildir. Şu an çalışıyor motor, ben ona bakıyorum abi. Ya abi bak, sen kime saplıyorsun ya? Sen kime saplıyorsun oğlum? Neyse ya, Yusuf'um var. Yusuf'u bırakmak istemiyorum bak kardeşim. Bak adam var bak. R25 neler abi? Neden R25? Deldiği için R25. Yoksa ben de bilirdim VT9 almasını. Sağa gireceğiz. Okey babak, sağa gireriz. Abi motor bak, yemin ederim hiç benimmiş gibi gelmiyor. İnanamıyorum ya. Akşam gidince egzozu söküp sesine bakmak istiyorum ya. Motor yoruyor diyorlar ama ben şu ana kadar hiç yorulmadım. Gerçi yol yapmadık doğru düzgün ama.
tespit hala deneyemiyoruz. Bir tek trafik var. Ya Yusuf'u çok fazla düşünüyorum. Basıp gitmek istemiyorum çocuk yalnız kalmasın diye. Bir de ileriden bir yerden yol sağa dönüyor. Ben o yolu da bilmiyorum. O sebepten çok yapıştırasım gelmiyor. Ama yapıştıracağız. Ama güzel günlerimiz olacak. Bunun adını acaba Thanos mu koysak? Ne dediniz arkadaşlar? Thanos. Biraz oynayalım şu motorla ya. Daha 6. vitese atmadık. Bu trafik şaka mı? Otoban oğlum burası, bu trafik ne? Abi NK'dan alıştım, bunun fren biraz aşağıda ya, nasıl alışacağız buna? Kaza mı oldu acaba, ne oldu ya? Bu motor kimin abi? Bu motor kimin? Ben yapıştırıyorum. Ben yapıştırıyorum. Seni ileride bekleyeceğim, tamam mı ben? Birazcık yapıştırıyorum. Tamam Aga, gel. Gel. Evet arkadaşlar, yapıştıralım bakalım. Çok rüzgar var ama ya. Rüzgar da makas atamam ya. Yolun boş olması lazım. Evet, aşırı derecede, bak felaket derecede rüzgar var. Yapıştıramıyorum. Egzozu çıkarttığımızda egzozu çıkarttıktan sonraya kalsın bu muhabbet. Yani tam yapıştırmalık gibi değil. Ne alakası var? Ama çok rüzgar var aga. Aşırı rüzgar var.
Arkadaşlar, sizi böyle enerjisiz, yani çok fazla enerjisiz bir video ile tekrardan karşılamak istemezdim. Fakat üşüyorum, belli etmesem de gerçekten çok soğuk hava ve aşırı derecede yorgunum. Felaket yoruldum. Ve şeyim, yani kafam, algılarım, beynim gitti. Ben şu an yani emanet motor sürüyor gibi hissediyorum. Bir böyle kafası gelmedi hala motor aldım. Böyle heyecan bir geldi. Gitti o heyecan. Bir garip şu an. Alev atıyor mu acaba ya? Arkadan çok merak ediyorum. Bir ara Insta 360'ı takıp hangi vakit işte, hangi ara kardeşim, hangi vakit, hangi ara? Ramazan'da abi inşallah. Ramazan'da güzel içerikler gelecek diye düşünüyorum. Abi bu motor lambası mı, yağ lambası mı, anlamadım ben, ne bu? Arkadaşlar, o zaman görüşmek üzere. Videoyu tekrardan çekebilirim. Niye bu mükemmelliyetçilik mi yapıştı bu arabana, anlamıyorum ki ya. Niye bu kadar böyle gidişat hoşuma gitmiyor, içime sinmiyor? Gerçi çektiğim videoların çoğu içime sinmiyor. Bir şey yanlış yapıyorum ama bulacağım. Bildiğiniz gibi yeniyiz arkadaşlar da. Halledeceğiz. O zaman videonun burada sonuna gelelim mi arkadaşlar? Bir sonraki video enerji sözü vereyim size. Zaten egzozu da sökeceğim için inşallah, bakalım egzozun susturucusunu söküp böyle ağır bir gazlama, ağır bir serserilik, etrafa rahatsızlık, psikopatlık. Şaka şaka. Şaka değil de şaka. Neyse arkadaşlar, öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve düşüncelerinizi herhangi bir konuda fark etmeksizin yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Marmaros kaçar.